3,5 metre, 7'ye 3,5 metre. Ben çok fazla hareket etme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye 3,5 bir bahçe, Chanter bahçesi. Ortalama 7-8 yaşında. Amerika'da bu tip bahçelerden bir hayli var. Sık dikiminde ne kadar güzel ve etkili olduğunu da burada hep birlikte görmüş oluyoruz. İşte zamanı ekonomik kullanma adına dikimler genelde sık. Fakat yanlamasına şöyle görmüş olduğunuz gibi ağacımız birbirine geçmiş. Şöyle yandan çekebiliriz. Bak şuralar. Şöyle, şuraya gelebilir miyiz hocam? Şöyle. Şuralar şöyle birbirlerine geçmiş. Hiçbir zararı yok. Bizde Türkiye'de dediğimiz gibi ağacın birbirine geçmesinin hiçbir zararı yok. Sadece yedi olan kısmı açıyorlar. Buradan traktörle veya diğer ekipmanlarla işliyorlar. Güneş ışınları buradan giriyor. Fakat ağaçlarımız boydan boya birbirine 4 ve 3,5 kısımları geçiyor. Ve mükemmel de bir verim var. İşte görmüş olduğunuz gibi Kaliforniya'da bugün ayın 11'si 11 Ağustos. 11 Ağustos 2014 Kaliforniya Sacramento'dayız. Evet, 7 yaşlarında bir Chanter bahçesi. 7'ye 3,5 dikili. Evet değerli arkadaşlar, bu görmüş olduğumuz bahçe bir nonperial bahçesi. Tabii bahçe oldukça büyük bir bahçe. Yaklaşık burada dekarlar binlerce yani dönüm. Yani burada 50 dönüm, 100 dekar gibi oldukça az. Burada ceviz bahçeleri yanında badem bahçeleri de çok büyük bahçe. Ve zaten tamamını mekanik yapıyorlar. Az önce görmüş olduğumuz gibi hasat makinelerle, sarsıcılarla gövdeden sarkıp süpürge makinesini süpürüp ve tekrar bir toplayıcıyla alıyorlar. Burada Amerika'da az önce yapmış olduğumuz söyleşide de en fazla dikilen bademlerin başında da nonperial geliyor. Nonperial tabii burada pazar değeri yüksek, içi çok daha iç değeri %60 belki daha fazla olan bir çeşit. Bunun da iç ve dış olarak satmasının çok kolay olduğundan dolayı bu bölgeye de oldukça fazla uyum sağlamış. Şimdi biz Kaliforniya Sacramento'da gezerken burası bizim İzmir'i düşünelim. İzmir gibi bir havası var. Dolayısıyla burada çok fazla aşırı derecede kıra riski yok. Belki zaman zaman nonperial bize diğer bademlere göre erkenci gibi olabilir ama burada çok fazla aşırı derecede bir kıra riski olmadığı için bu erkenci bademlerde çok fazla problem yaşamıyorlar. Ama burada bize enteresan geldi iç badem olarak konuştuğumuz hocamızda da 300 ila 350 kilo iç badem alabiliyorlar. Yani bu da tabii iyi, oldukça güzel bir miktarlar. Burada şeyde de bademlerin bahçelerde de ağaçların üzerinde görmüş olduğumuz gibi doğru bir tozlamayla gerçekten çok mükemmel ekonomik değeri yüksek bahçeler var. Fakat bizdeki kültürle buradaki çok farklı. Biz zaten bazen zaman zaman işte badem su istemez, işte zayıf topraklara badem ekelim. Daha suya dayanıksız, az bakım istiyor falan. Burada da tam tersi. Badem gerçekten belki zayıf gibi görülen topraklara da ekiliyor. Zaten burada tamamı ova buranın ama bademe sulamasını muntazam bir şekilde haftalık sulamalarını yapıyorlar. Bitki besin elementlerini, azot, fosfor, potas, makro ve mikro bitki besin elementlerinin tamamını yapıyorlar. Bunun sonucunda da karşılığını alıyorlar. Dikim sıklıkları da çok güzel söyledi. Bu 7'ye 5, bazı bahçeler 6'ya 5, 6 da olabiliyor. Arayı biraz 7 metre bırakmalarının çok mantıklı bir sebebi var. Çünkü burada silkeleme makinelerini az önce gördün, yan da geçebiliyor. Geçsin diye silkeledikten sonra bademi ortaya, şu görmüş olduğumuz ortaya yığıyorlar. Burada badem bir hafta 10 gün belki daha fazla duruyor. Çünkü hava burada oldukça sıcak. Bademi aslında yerdeyken kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra diğer kurutma işlemlerine pek fazla gerek duymadan burada hasat edebiliyorlar. Dikim sıklıklarını da aslında makineleşmeye göre yapıyorlar. Sonuç itibariyle burada tamamı girdi maliyetlerini düşürmek için, çünkü burada işçilik maliyetleri çok fazla. Bademde de dikim sıklıklarını makineleşmeye göre yapıyorlar. Ama tabii diğer ceviz konusunda da gezdiğimiz bahçelerde gördük. Onda olduğu gibi bademde de çok başarılılar. Gerçekten bademin de dünyada en fazla üretilmiş olduğu
yerlerden biri bu Kaliforniya. Zaten cevizin ve bademin aşağı yukarı %90-95'lik bir bölümünü olduğu gibi burada üretiyorlar. Büyük dev ceviz ve badem bahçelerini burada bulabilirsin. Zaten genelde çok fazla küçük düşünmüyorlar. Girdi maliyetleri de düşürme adına. Çünkü Kaliforniya Türkiye'nin belki Sacramento Vadisi Türkiye'nin yarısı büyüklüğünde kadar olabilir. Çok büyük bir ova. Burada topraklarla alakalı da bir sıkıntı yok. Gerçekten çok büyük, devasa topraklar var. Burada çiftçilerin toprakları da gerçekten de büyük. Yani bizdeki gibi çok fazla sınırlı değil. Tabii büyük çapta yaptıkları için girdi maliyetlerini bir o kadar da düşürebiliyorlar. Bunları ceviz olsun, badem olsun burada ürettikten sonra dünya pazarına, zaten çok büyük bir bölümünü de dünya pazarına sunuyorlar. Diğer şeyde oldukları gibi tamamen bu bademde de bilimsel çalışıyorlar. Badem anaçları üzerine uzun uzun konuştuk hocamızla da. Yeni anaçlar tuzlu. Buranın en büyük problemi Sacramento'da tuzluluk. Yeraltı sularının 30 metreden sonra 100 metre civarında çıkanların tuzlu olduğunu söylediler. Bu biraz bize problem teşkil ettiğini söylediler. Yerüstü sularında yeterli olmadığını söylediler. Sonuç itibariyle tuzluluk problemi burada da var. Bunlara ne yapabilirsin diye sorduğumuzda bize söylenilen, buna bir şey yapamıyoruz fakat buna dayanıklı anaçlar biz geliştirmeye uğraşıyoruz. Yeni bir anaç bulmuşlar. Hocam siz daha iyi biliyorsunuz, ismini oradan söyler misiniz? Dr. Fritz. Dr. Fritz, evet, bu 8 senelik bir uygulamada sonuçlarını tam olarak alamadık diye, ama bu iyi, umut vadeden bir anaç olduğunu söyledi. Tuzluluk sodyuma daha dayanıklı bir anaç ve hızlı gelişen bir anaç olduğunu söyledim. Buradan daha nehir boylarına indiğimiz zaman erik üzerine, erik anacı üzerine, daha böyle sıkı, geçirimsiz topraklarda da o anacı kullanıyorlar. Yani burada da aslında bizim nasıl GF77, 677 kullandığımız gibi, badem, şeftali anacı kullandığımız gibi, erik anacı burada da var. Daha ağır topraklarda bunları kullanıyorlar. Yani sonuç itibariyle doğayla mücadele edemiyor ama doğaya uygun çeşitler bulup başarılı olmaya uğraşıyorlar. 12 Ağustos Sacramento'dan badem hasatını hep birlikte gözlemledik. Bademin üretildiği, bu Kaliforniya'daki en fazla üretildiği bölgelerden birisi mi burası? Ona bir sorar mısın? So this county is the walnut, highest walnut production in the California. In this county? No, I think the biggest is in where Joe Grant is. Stockton. Stockton. En fazla Stockton'da. Bademin üretildiği bölge. For almonds. Oh, almond. Yeah. The biggest production is Fresno or Kern County. Fresno, bir de Kern County en fazla badem üretimi. Oradaki üretilen çeşitler de burayla aynı mı? Burada nonpareil ağırlıklı %40 olduğunu söyledi. Same orada. Very similar. Çok yakın. Çok benziyor. The weather is much warmer down there. Hava daha sıcak, ılık. Orada. And less, evet, rain. So spring conditions are much more equal. So there are blocks that are 50% Monterey and 50% nonpareil, because they only need one pollinator. Everything blooms together. Here, our weather in the spring goes up. It'll be nice and warm, it'll cool off, and that the pollinators and the nonpareil don't always respond to the weather. Mm-hmm. So that's why we have extra. We have three pollinators here, whereas down south they only need one. Mm-hmm. We don't need three pollinators every year, but if you have an orchard for 20 or 25 years, there are some years you need all three of them. Just in case. Yes. So that's why we have, many orchards will only have two pollinators, but for big orchards where you have, at harvest, there's no problem with a little bit here and a little bit there, many growers have three pollinators. In down there, you use only Monterey for the pollinator? Lately, you know, things change over time. Mm-hmm. Right now, the big thing is Monterey. Monterey, half nonpareil. Yeah, but that was big. Pardon me. That was big to the Chinese market, the in-shell market, to China and India.
because the price of almonds has gone up, those markets not really interested in shell so much or in almonds. So we'll see if there is a move away from by the buyers away from Monterey. You know, there are so many doubles in Monterey. When you're selling the kernels, it's no good because the doubles are not very pretty, the split nuts. But when you're selling them in shell, doesn't matter. But so we'll see. Aşağıda sadece bir tane hava iklim baharda hep belli bir şekilde düzenli gittiği için bir tane tozlayıcı yetebiliyor diyor. Fakat burada diyor. Fakat baharda iklim bir soğuk gidiyor diyor. Mesela bir ılık gidiyor diyor. Bir daha sıcak gidiyor diyor. Genelde o yüzden diyor bu farklı dönemlerde aşağı yukarı indiğinde nampreylin çiçeklerini tozlamak için farklı zamanlarda tozlayacak bir sigorta lazım. Sadece bir tanesiyle tozlayamayabilirsin diyor. Bazı yıllar diyor normal gittiğinde diyor bir tanesi yetiyor ama diyor mesela 3-4 yıl tek bir tozlayıcı yetebiliyor diyor. Ama diyor arada bir anormal dönemler aşağı yukarı havada değişiklikler olduğu zaman iklimde bunu tek bir tozlayıcıyla kullanmak riskli olur diyor. O yüzden diyoruz burada diyor. Çoğu zaman bu diğer ekstra tozlayıcılar bir işe yaramıyor da olabilir diyor. Evet. Normal giden yıllarda ekstra normal tozlayıcılar yaramıyor olur. Normal giden yıllarda karmel yetiyor gibi geliyor burada. Aşağıda fakat Monterey kullanın diyor. Aşağıda Monterey yarı yarıya. Monterey eskiden Hindistan ve Çin pazarında iyiydi diyor. Çünkü onlar diyor kabuklu alıyordu diyor. Daha sonra fiyatları yükselince onlar almaz oldu diyor. İç sattığın zaman diyor Monterey'de çok fazla çit çıktığı zaman diyor. Çit iç çıkınca diyor bu görünüşü güzel olmayınca pazar diyor, değerini düşürüyor. Pazar değeri düşük ama kabuklu sattığın yerlerde bunun içi gözükmediği için diyor Çin ve Hindistan pazarında bu rahat gidiyor diyor. Son zamanlarda pazar değişince Çin ve Hindistan pazarı daralınca bu Monterey'in de diyor işli iç olaraktan çıkarıp da bir yere satma olasılığımız düşünce şimdi Monterey'den yavaş yavaş vazgeçilip Carmel'e dönüşüyor diyor. Monterey'in yeni Carmel alıyor ben yani, öyle anlıyorum. You replace Monterey with the Carmel now? In the south, you know, for the pollinizer, it's a. I don't know for sure what they're doing down there. I know that for many years, 50% nonpareil, 25% Monterey, 25% Fritz was very popular. Mm-hmm. Some orchards are planted, as I said, 50-50 nonpareil and Monterey. There is no one sure thing. Many growers will have a range of different pollinizers in place just because they can sell all the different varieties and they don't want to have all one have all their each of the pollinizers has its own problem. Mm-hmm. So they spread their risk by using different pollinizer sources. Her tozlayıcının kendine göre. Daha önce %50 %50 dediğim gibi Monterey nampareyi kullanmıyorlardı. Şimdi %50 tozlayıcının içerisinde yarısını Monterey, yarısını Fritz de kullanıyorlardı diyor. Şimdi diyor kesin böyle bir şey yok. Şunu kullanıyorlar diye diyor. Her tozlayıcının kendine göre farklı riskleri olduğu için diyor. Bir de diyor bunların hepsi satılıyor diyor. Hepsi satıldığı için diyor. Herkes diyor farklı çeşitlerden kendine göre diyor riski dağıtmak amacıyla bir de hepsinden diyor farklı farklı çeşitleri tozlayıcıları da kullanaraktan diyor bahçelerinde sadece bir tane değil birden fazla çeşide yer vermek istiyorlar diyor. Ama kesin şudur demek diyor böyle bir şey yok diyor. Nonpareil burada genelde kabuklu olarak mı satılıyor iç kırılarak mı satılıyor? You sell nonpareil here to the market in shell or meat? Both. İkisinde. İkisini. İsmini, soy ismini söyler misin hocamızın? For the record, he wants to tell your name and affiliation and your address. Can you tell on the okay? I work for the University of California Cooperative Extension. My name is Franz Niederholzer. I am a tree crop farm advisor. I work in Yuba City. My office is in Yuba City, and I have an office in Colusa as well. So I work in Colusa, Yuba, and Sutter counties. Evet hocam. Thank you. Thank you. Bu görmüş olduğumuz bahçe oldukça büyük bir bahçe. Mekanik hasat ediliyor. Bu bahçedeki anaçlar hangi anaçlar acaba onun hakkında? The root stock for this. Here is Lovell.
Lowell peach. Lowell peach, yes. Lowell şeftali. Şeftali anacı. Burada GF677 var mı burada da? Yok. GF667. No, but we use other peach almond hybrids. Kullanmıyoruz ama diğer şeftali elma hibriti kullanıyoruz diyor. Bu buranın dikim sıklıkları ne kadardı? He's asking the spacing for this orchard. This one is 22 feet across and 16 feet down the row. 20 fite yani yaklaşık 7 metre aralık şeyde üzerinde ise yaklaşık olaraktan 5 metre. Ve 7'ye 5. Bazı bahçelerde 5'e 5 gördük. Bu değişik bu çiftçinin durumuna göre de bu değişebiliyor mu birkaç metre? Hepsi standart mı? Anaca göre değişiyor mu? 16 to 16 in some places. Is it depending on the orchards or? It does depend. Part of the reason is we dry our nuts in the sun on the orchard floor, so we cannot have we cannot plant them too close together. They won't dry. And now it's very good drying weather, but you know, a month from now when the pollinizers come off, or a month and a half, if we have rain, you need to have space in the orchard for drying. You can the tightest I've seen is 20 feet. Şimdi biz burada bu bademleri, meyveleri arada kuruttuğumuz için diyor, çok fazla yaklaşmasını istemeyiz diyor. O yüzden diyor. Aynı zamanda kurutma şeyi olarak da kullanıyorlar arayı. Arayı kurutma için kullanıyoruz. Çok yaklaştırsan. İsmini hocamızın ismini arasın demin söyledi ama anlayamamış olabilir. Sen söyler misin? İsim söylesin. Söyledi orada. Tamam. Burada arada kullanma olarak, kuruma olarak kullanıyorlar. Ve şu an burada görmüş olduğumuz bu şeyden, spring sisteminden vazgeçiyorlar. Bu gövdelere değdiği zaman mantarı hastalık yaptığını söylüyor hocam. Yani demek ki şeyde normal damlama sistem diğerine göre bazen daha avantajlı oluyor. Çok fazla su verdiği zaman sprinkle damlamaya göre çok fazla su verdiği için suyu toprak hemen çabuk çekemiyor. Evet. O yüzden damlama yavaş yavaş verip yavaş yavaş aşağı inmesini sağlıyor. Yapmış olduğu bu sprinkle de sprink geriye doğru dönüp ağaç gövdesine de değirmiyorlar. Tabii, şurada direkt ağaca gelmesini engelliyor. Evet. Şöyle çatal bir şekilde ağacın kenarına gitmesini sağlıyor. Şu şekilde açıyor. Evet. Doğru. Chandler bahçesi. Tulare, two plantings of Tulare. İki tane Tulare. Gillette. Bu Gillette mi? Evet, bu yeni bulunan çeşit Gillette. To look at, and the majority of the planting is Chandler. Büyük çoğunluğu Chandler. Şu görmüş olduğumuz bu Tulare, değil mi? This Tulare. 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 Burası 7'ye 5 dikili aşağı 7'ye. Şöyle bir sayarsak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 7'ye 5 dikilmiş. Aşağı yukarı. Şey bahçesi. Bu kök kanserini gördük bu şeylerde birkaç tanesinde. Burada biraz yaygın mı? Dün de görmüştük ama. Bu paradoks araçlardan mı kaynaklanıyor acaba? Because of this paradox, rootstock, the rankol. I guess paradox is more vulnerable to crown gall. There's research being done to try to reduce crown gall in paradox. Paradox is a better rootstock, better production than black. Most growers are still planting on paradox, but they're working very hard to improve, to reduce and manage crown gall. Evet, yani bu paradox biraz daha buna hastalığa diyor, daha hassas diyor. Ama diyor çok iyi bir şekilde ürün veren bir çeşit olduğu için diyor sadece o hastalığı azaltacak çalışmalar yapılıyor diyor. Yani paradokstan geçemiyorlar. Ne yapıyorlar onun mesela kanserli olan bir ağaca neler ne yapıyorlar? When you have the crown call, how do you treat it? Expose the gall and then chisel it away
kansere olan yeri açıyorsun, ondan sonra kesiyorsun. And then burn around the. Ondan sonra yakıyorsun. Yakıyorsun. To kill all the tissue. Bütün o dokuları öldürecek şekilde yakıyorsun. Yani kanserli bölgeyi kesiyorlar, o bölgeyi temizliyorlar. Temizledikten sonra o dokuları öldürecek bir şekilde geziyorlar. Ama burada bu da çit bahçe. Buradaki sırt dikimin özelliğini tekrar sorar mıyız? So sırt, please asking why you planted on the berm? Berm. Same reason. Walnuts, Paradox in particular is very sensitive to Phytophthora, to root rot. And the berm and the ground is very, we have it's a nice, a pretty good a gravelly sandy loam, gravelly loam. But at 18 inches, 2 feet, there's a heavy clay layer. Mm-hmm. So the soil doesn't drain very well. It runs off, but it doesn't drain. So tabanda biraz ağır kil var diyor. Bazen de bu da Phytophthora diyor. Biraz hassas olduğu için diyor Paradox. Biz aşağıda o kile yaklaşınca su aşağı doğru çok iyi süzülmüyor. Evet. Süzülmediği için biz bunları bu şekilde yastıkları yaparaktan diyor. Biraz tabandaki kil bölgesinden yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Diyor. Evet, yani nemli sudan yüksekte tutmak için süzülüyor. Yani süzek topraklarda sırt dikimin önemi yok. Bu buradan ama ağır geçirmez topraklar. Well drained, you don't need this. No. Evet, yani burada da geçirgen topraklarda sırt dikimin önemli olmadığını söylüyor. Ağır su zaman zaman kışın aşırı yağışlarda da burada su yüzeye çıktığını söylediler zaten. Sırt dikim tabii biz zaman zaman tartışıyoruz ama geçirimsiz topraklarda olabiliyor. Fakat daha süzek topraklarda gerekmiyor. Sulama sistemi genelde bu springle suluyorlar. Burası 4 yaşında değil mi? 3 years, 4 years old. 3 or 4. Very good soil. Perfect soil, nice sandy loam. Looks like sandy loam. Bu solana çeşidi şöyle şuna yakalanıyor mu? Is prune this? I don't know for sure. Is it sun somewhere? Probably not. I'm not sure what that. Bunun meyve büyüklüğü ve meyve kalitesi çantlara göre nasıl bu solananın? The bigger nuts from the chantler? I don't know. I don't know. And it's hard on young trees because they have very few and they size better. Geç fidanlarda bunu söylemek çok kolay değil diyor. Çünkü çok az meyve olduğu için diyor büyük meyveye olmuş olabilir diyor. Ağaç büyüyünce belli olacak o diyor. Normal. Meyve az olduğu için iri olması olabilir diye. Bu çeşidi diye. Erken hasat için mi üretiyorlar aşağı yukarı? They planting this for early harvesting. So this is a pest that we have, walnut husk fly. Walnut husk fly. Bu iç kurdu. Yaprak yeşil şeye giren husk. Husk'ımız bu yeşil şey. Bunu yiyen. Turn to fly. When is turn to fly? I'll show the which? When? Fly adult. About a year from now. So the larvae will bore out, fall on the soil, pupate, and they'll emerge about next early August. Bu larva toprağa düşecek, orada pupa haline gelecek. Gelecek Ağustos'ta sineğe dönüşecek.
Bu çeşidi erken hasat olduğundan dolayı mı tercih ediyorlar? Not so much on these young. Bu yeni çeşit. So you use this for early harvesting variety. Yes. Ama uyanma tarihleri de bunun bayağı bir erken. O bir kıra riski oluşturuyor mu? Burada oluşturmuyor mu? So the early, this is an early leafing variety, so doesn't have any problem in the spring. Don't know yet. It's too soon to tell. Ya daha yeni bir çeşit olduğu için de bunu henüz daha söylemek için erken diyor. Yani bunun uyanma tarihleri peyinden aynı mı, yakın mı? Vine ile aynı diyor. Bir iki hafta önce diyor. Çantırdan. Çantırdan. He. Uyanma tarihi. That's mostly heat. Vine ile o erkenci çeşitlerle aynı diyor. Erkenci çeşit bu diyor. Evet. Yolda görmüş olduğumuz o bir kaç kanserli şey var ya. Onlarla nasıl mücadele ediyorlar? He seen some crown gall on the road when we coming here. So how do you treat them? We try to treat the smallest, youngest galls we can. So you do it fast. As soon as you see it, you treat. We take a razor knife and take a ring of bark out around the gall, remove that, and then we burn that tissue with a torch. I know. Daha önce dediği gibi mümkünse en küçük büyük diyor. Hemen yakalayıp onu kesip etrafından böyle keskin bir şeyle yo çıkardıktan sonra kanserli yeri ona alevle tamamen yakarak kıdabı. Bu da that destroys the vascular system, so it gets the blood vessels of the trunk, causes damage. So these are flies? The two that we looked at, the soft ones, were flies, yeah. Bu sırtta dikimin, şu sırtın önemi ne? Biraz önce sordum ben onu. Yağmur süzülüyor dedi. Kökte mantar yapabilecek, kökün etrafında çok fazla nem kalması istemiyoruz dedi. Ana kökü. Geçirgen olmayan topraklarda bu. Bu geçirgen yani. Burası. Tamam. Geçirgen de olsa etrafında kökün, ana kökün etrafından suyun çabuk süzülmesini istiyoruz diyor. Şunu geriye doğru şu tam yuvarlak değil. Evet. Tam yuvarlak olmadığı için buradan kesmiyoruz diyor. Evet. İyi, tam iyi kesilecek şey şöyle parmak kalınlığında falan tam yuvarlanmış, düzgün bir şekilde yuvarlak hale gelmiş yerden kesiyoruz diyor. Evet. Buradan veya buradan kesebiliriz. Şuralarda şuradan kesip arkada da şuralardan meyve tomurcuğu patlamasına neden oluyor. You kind of feel the stub up there where the cut was made. And what that tells it to do is to branch, and so then orası vurulan nokta. So 3-4-5 branches. See. Yes. 4-5 branches in the second year. Yep. Like this. Yep. It goes about six. About that? The ones that are lower, they grew after this cut on top? Like the ones that are in the... No, they all, these all pushed about the same time. Okay. But the upper branches are typically more vigorous, they're favored. Okay. They have more sunlight. Yeah. And the trees favors those more. So. One, and this is exactly what they did. See this? Like this one, so one, this, this one was cut about half of this shoot. And it made 1, 2, 3, 4, 5 branches, and lower fruiting ones, weak ones. But you'll notice that the end ones are always the strongest. See how much this one grew, and how little these grew. Oradan kesip yan dal almış. Aynı bizim yapmış olduğumuz modifiye lider sistemlerindeki gibi. Ama ağaçlar tabi paradoks olduğu için de çok hızlı gelişiyor bu arada. Yani şeyler. Knife cut, and so this was a little short piece of wood, about 6 inches long, with 2 buds on it. Okay. So they put it in, and it basically the blood systems fused and it healed, and so then it grew. This one never. O daha önce aşı da bir düşük yapmış, aşı olmamış. Tekrar üzerine iki gözlü olan bir aşı koymuşlar da şu kadar büyüklükte diyor, iki gözü olan kalemi koyup aşılandı diyor. O ilk diktiğimizde aşılı şeydeki aşı öldüğü için diyor, tekrar olduğu yerde aşılanma yapıldı diyor. Grafted? Yes.
Evet, yaklaşık 15 yaşında bir Howard bahçesi. Bunun dikim sıklığı ne kadardı? These are probably around. Evet, Howard bahçesi. Howard tabi biraz daha sık dikilmiş. Sayıyor Rick. Hızlı bir ağaçtı. Hacking to shoot turn brown here. I don't have a knife, so you can turn what, but might, yeah, probably. Here's a crown ball. Burada. Evet. Evet. Şimdi, burada görmüş olduğumuz tekrar. So that's where they removed the bark. The gall was right here. They removed the bark, then they burned the tissue, and the healthy wood is starting to grow back. Kanserli bölgeyi temizledikten sonra yakıyorlar, değil mi? Odunu kesiyorlar, yakıyorlar. Ondan sonra o kabuktan tekrar büyüme devam etmeye başlıyor. Kabuktan tekrar ağaç normal again. Switch. It's covering this all. Yeah, this healthy tissue will begin to cover over. And in 10 years it'll close it up. Yaklaşık 10 yılda o kısmı o kabuk büyüyerekten kapatacak diyor. Orayı onarıyor yani kanserli kısmı onarıyor. Demek ki burada kanserli olan ağaçlarda da erken teşhiste ve yerini temizledikten sonra tedavi yapıp yaktıktan sonra bir sıkıntı olmuyor. Ağaçlar burada erken bir ayda gördük ama yani bunun tedavisi yapıldıktan sonra da ağaçlar normal verimine devam ediyor. You burn the tissue bark too? Around. Not the phloem? Not this. Just heat this up. But once you've surgeried and taken out the bark with the razor knife, it's very easy to heat it and clean it and dry it. You don't burn this part? No. Just here? Right. Sadece o kenarı, şurayı, bu phloem'i de yakmıyorsun, burayı da yakmana gerek yok. Sadece kenarı yakıyorsun. Kenarı yapman yetiyor. Bu bahçedeki dekar başına aşağı yukarı tekrar şey yaparsak verim, bu Howard bahçesinde 15 yaşında bir dekardan kaç kilo civarında bir ürün? For this orchards, for this particular orchards, how much production do you think you can get? 5,000 to 6,000. These are very yield very well. 5,000 to 6,000 per pounds per hectare. Per acre, per hectare, which is pretty close to kilos per hectare. 500. 500 kilo. 500-600 arasında. 5-600 kilo civarında dekara buradan normalde Amerika'da verim alınıyorlar ki 5-6 kilo, 5-600 kilo oldukça iyi bir. And this is whitewash for sunburn. Bu beyaz gün ışığı. Gün ışığını yansıtmak için. Güneşten korumak için. Evet. That's clay? Yeah, kale and clay. Kale. Usually trade name here is surround. Buradaki güneş ışınları şuraya düşüyor ya, şu kadar düştüğü zaman bunun havalanması için yeterli oluyor herhalde. Değil mi? Bir Richke sorar mısın? Like is good enough to get for aeration? Yes. Şu havalanma buna şu an için yeterli değil mi? Bu sıklık bu bahçede normal mi? Sorar mısın yani şu havalanma sistemi bu bahçe kaç yıl daha aynı sistemde gider? Bu havalanma sistemi verimi düşürmüyor yani. Değil mi? The air circulation on this spacing is good. It's okay. And the light penetration is okay, but pretty soon they'll come in and hedge this. Şimdi Howard'ın burada Kaliforniya'da dikilen çeşitlerin çok büyük bir bölümü, ortalama %70'lik bölümü Chanter, %14 Tulare, %9 civarında da Howard gidiyorlar. Chanter gitmelerinde çok önemli bir sebebi var zaten, kendileri de haklılar. Howard burada, Chanter burada uyum sorununu aşmış bir çeşit. Yani yapraklanma tarihleri uyuyor, hasat tarihleri uyuyor. Burası da bizim Türkiye'nin İzmir, Aydın yöresi gibi. Uzun dönemde
Chanter'ın doğası gereği en uzun dönemde hasat olan bir ceviz. Bizde belki de İç Anadolu bölgesinde bazı bölgelerde 1000 rakamın üstünde Chanter olmayabiliyor ama Amerika'nın öyle, Kaliforniya'nın öyle bir derdi yok. Onun için bizim burada Chanter'dan bir şekilde vazgeçemiyorlar. Az önce Solana diye bir çeşitleri var. Onu gösterdi. Tülay ve diğer çeşitleri de gösterdiler. Yeni yeni çeşitler de bulunuyorlar ya, çok büyük de zaten $500,000 kadar da bu seleksiyona para ayırdıklarını dedi, söyledi. Yeni çeşitleri, fakat hızlı geçiş yapmıyorlar, risk almıyorlar. Şu anda buldukları Ford, Gille, Juliet, Solana, Ivone gibi çeşitleri de yavaş yavaş geçiş yapıyorlar. Chanter'dan hızlı bir şekilde vazgeçemiyorlar. Ama burada da çiçekli dikimi bir hayli gördük. Bizim burada gözlemlediğimiz şu, çiftçilerle kooperatif Rick'in dediği gibi çiftçilerin arasında, özel sektörün arasında hafif böyle bir ticari amaçlı çok ufak tefek ayrılıklar var. Mesela biz burada büyük bahçeleri bağısını 7'ye 3,5 gördük, 7'ye 4 gördük, 8'e 4 gördük, 8'e 5 bahçe gördük falan. Fakat Rick gibi, Jenny gibi bu işi kendine daha fazla bilimsel olarak adamış öğretim görevlileri de, yani 7'ye 5, 8'e 5 veyahut da 8'e 6 gibi de olur, daha fazla güneşlenme ihtiyacını da karşılasın diye de düşünüyorlar. Fakat şunu da çok fazla da seyrek dikimi, 8'e 8, 10'a 10 gibi dikimleri falan kesinlikle de düşünmüyorlar. Çünkü girdi maliyetlerini başka türlü düşünemiyorlar. Yani biraz da dekar başına verimi arttırmak istiyorlar. Zaten bizim burada görüştüğümüzde hepsi de ortalama 500-600 kilo civarında. Bu bazı yıllarda çıkabilir diyorlar ama 10 yılların, uzun yılların ortalaması 500-600 kilo civarında dekar başına ceviz alıyorlar. Şu anda bulunduğumuz Havurt bahçesi de böyle. Bunun Türkiye'deki verim karşılığı aslında 500 kilo aldığın zaman Türkiye'de ceviz 15 lira falan ama 10 lira olduğunu düşünürsek bile dekar başına 5 lira. Burada da ceviz aşağı yukarı $5. 5 dolara satıyorlar. Çok da ucuz değil. Türkiye'ye geldiğini falan da düşünürsen, yani buradan da çok büyük miktarlarda geliyor. 15 liraya falan da geliyor. Demek ki normal biz 400-500 kilo civarında eğer ülkemizde de bu verimi alabilirsek gerçekten de ticari bir iş yapmış oluruz. Bu Howard bahçesi, biraz sonra Chanter bahçesi ve diğer bahçeleri de gezeceğiz. Biz burada bahçenin dikiminden sulanmasına, gübrelenmesine, budanmasıyla alakalı çok güzel tartışmalarımız oldu. Zaten bizim Türkiye'de yaptıklarımız da benzer. Fakat burada tabii kendine özgü bazı değişiklikleri var. Bunlar cevizden bizden bilimsel olarak araştırmada gerçekten önderler. Bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Mesela Türkiye, biz cevizden ana vatanıyız. 5000 yıllık bizde çöğüller, tohumlar bulunmasına rağmen cevizin ana vatanı diye bazen zaman zaman övünüyoruz ama övüneceğiz mi, yerineceğiz mi tam olarak da anlayamıyorum. Sebep şu, biz cevizin ana vatanı olan ülke 76 milyon nüfusumuzu doyuramıyoruz. %70'ini dışarıdan ithal ediyoruz ve Amerika'dan, Kaliforniya'dan ithal ediyoruz. Fakat cevizin en son gittiği ülke Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya. Yani bu da 110 yıl önce gidiyor. 110 yıl önce, az önce kendisi dedi, belki ceviz sizden gelmiş ama dedi, biz çalışıp bilimsel çalışmaların sonucunda dedi, 320 milyon olan nüfusumuzu doyurduğumuz gibi dünyanın da yarısını doyuruyoruz. Evet, burada ürettikleri cevizin de yarısını ve yarısından fazlasını ihraç ediyorlar. Bademin de aynı şekilde dün gözlemlerimizde gördük. Burada tamamen bilimsel bir çalışma var. Ben şu konu benim çok ilgimi çekti. Burada üniversite, öğretim üyeleri ve araştırma enstitüleri, çiftçiler el ele bir bütün olmuşlar, kenetlenmişler. Buradaki öğretim üyelerini biz, kendisi Rick'e de çok teşekkür ediyorum. Thank you. Çiftçilerin tarlası, her gün tarlasında, burada her gün tarladalar, her gün geziyorlar. Öğretim görevlileri, halk, burada çiftçiler birbirine girmiş. Burada tabii çiftçilerin de kooperatiflere ve üniversiteye bir desteği var. Yani bu tek taraflı olmuyor. Bunu da böyle bizim üniversitelerimize de gerekli, eğer biz yatırımları ayırırsak, İnanıyorum ki orada da aynı şeyler olur. Ama masanın başından işin aslı, hızlı bir şekilde üretime inmemiz gerekiyor. Mesela Chanter gibi bir çeşidi bulmuşlar ama durmak yok. Daha birçok daha çeşit var, melezlemeyle bize kendileri de söylüyorlar. Tabii bizim de
ana vatanı olmamıza rağmen tek bir tane bile melez çeşidimiz yok. Melez çeşidimiz olmaması bizim için çok dezavantaj. Amerika'da hiçbir tane ağaç bulamazsınız tohumdan yetişmiş. Ya o ne diyorlar? Seleksiyonla seçilmiş bir çeşit de yok. Bir Hartley çeşidi var, bir Frankage çeşidi var. Ondan da çok önceleri vazgeçmişler. Niye? Yandal verimi o. Geç uyanmasına rağmen, meyve kaliteleri güzel olmasına rağmen vazgeçmişler. Çünkü şuna inanmıyorlar. Yani biz hani bazen diyoruz ya, Bilecik, Şebin, Yalova, Kaman, Maraş veyahut da herhangi bir ceviz. Ya bu çok iyi falan. Evet, kendi bölgesinde çok iyi olabiliyor. Ama melezleme yapılan çeşitler kendi bölgesinde çok iyi olduğu, dışarıda uyum sorunu yaşayabiliyor. Yani bu şu, eğer biz seleksiyon çalışmasını yapacaksak 1000 tane ağacı Türkiye'nin her tarafını gezmemiz gerekir. 1000 tane ağaç ne zaman uyanıyor, ne zaman hasat ediliyor, antrakoza, verimine, her şeyi 1000 tane ağacı karşılaştıramasın. Ama çaprazlamayla üstün 2 tane ırk dünyanın her yerini geziyorlar zaten Amerikalılar. Afganistan'da olsun, diğer tarafta olsun, Türkiye'de olsun, İran'da olsun. Verimli düzgün çeşitleri de alıyorlar fakat onlarla üretim yapmıyorlar. Onları Chandler gibi, Auburn gibi diğer çeşitlerle çaprazlıyorlar. 1000 taneyi çaprazlıyorlar, aynı plantasyona dikiyorlar. Ve burada bunların budama gelişmesini, uyanma tarihlerini, hasat tarihlerini, meyve kalitesini ve diğer hepsini bakıyorlar. Bunların içinden 1000 taneden 1 veyahut da 2 tane. Tabi bu 5-10 senelik bir çalışma gerekiyor. Böylelikle başarı yakalamış. Rikir'in de söylediği gibi yatırımları bunun üzerine. Fakat biz yani işte Yalova'da, Bilecik'te bir çeşit var. Bu al bununla devam edelim derse Türkiye zarar ediyor. Bunu şuradan anlayabiliyoruz zaten. Ana vatanı olan bir ülke 76 milyon nüfusunu doyurmak için %70 ihtiyacı olan cevizini dışarıdan alıyor. Kaliforniya'dan alıyor. Fakat dünyanın en son gittiği, cevizin en son gittiği ülke 110 yıl önce Felis Gillet tarafından gidiyor. 320 milyonluk nüfusunu doyurduğu gibi dünyanın da yarısını doyuruyor. Bu niye? Tamamen bilimsel çalışmalardan dolayı. Tabii biz de burada bilimsel iyi düzgün çalışmaları kendi ülkemize yavaş yavaş aktaracağız. Ve ben buradaki çok açık, çok kültürlü insanlar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Thank you very much, Rick. Yani çünkü buradaki kültür şu. Buradaki bir paylaşım kültürü var. Belki de bizim en büyük eksikliğimiz o. Ben çiftçi olarak bir ilaç atıyor, yan taraftakine söylemiyor. Ben fidancı olarak yeni bir aşı tekniği, yeni bir fidan çeşidi, yeni bir şey buluyorum, yan taraftakine söylemiyorum. Araştırma enstitüsüne gidiyorum, bir bilgi sahibi oluyor, belki öbürküne söylemiyor. Bir akademisyen güzel bir bilgi sahibi oluyor, yeni yeni bilgiler öğreniyor, diğer arkadaşınla paylaşmıyor. Çiftçimiz paylaşmıyor. Satıcımız, sattığımız insan ben bir pazar buldum diyor, öbürküsü bunu diye pazarı ele geçirmesin diye paylaşmıyor. Galiba bizim paylaşma kültürümüz de biraz zayıf. Ama ben bunu Amerika'da, Kaliforniya'da görmediğim kesinlikle çiftçiden satışta kooperatif uzmanına kadar hepsi birler ve bilgiyi herkes Eric X burada geliyor, bilgisini masaya koyuyor. Diğer taraftan satan, diğer taraftan çiftçi masaya koyuyor ve bu bir bütün olarak eksikleri hepsini gideriyorlar ve başarıyı böyle yakalıyorlar. Müthiş bir paylaşma kültürü var biz burada. Yabancı gibi hissetmiyoruz kendimizi. Burada geldik sağ olsunlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizde de bilgilerini sonuna kadar paylaştılar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Zaten böyle şeyleri yok. Öyle bir dertleri paylaşım. Aman işte siz de yapamazsınız falan böyle bizde ne derler şey bir sıkıntıları yok yani. Kendi aşmışlar o konuları. Onun için buradan ben aynı şekilde de Türkiye'ye de en azından buradaki yenilikleri Türkiye'ye aktarırsak bizim de en azından Amerika, Kaliforniya bizim muhakkak ki rakibimiz değil. Çünkü burada çok büyük devasa binlerce dönüm araziler var. Yani 1, 2000, 5000 dönümlük bahçe çok var burada. Bu rakip değil. Rakibimiz değil. Bizde biraz daha ufak. Arazi de yok zaten. Burası Kaliforniya'nın Sacramento eyaleti, Türkiye'nin hemen hemen yarısı kadar. Bu da ne oluyor? Burada düz araziler var. Bu arazilerde tarım biraz daha kolay. Biz de bilimsel olarak daha küçük çaplı da olsa yapıp kendimize yetmek için uğraşmamız gerekir. Ben tekrar buradan... For the record, he's... He wants to tell your name and affiliation and your address. Can you tell on the, okay. on the video? I work for the University of California Cooperative Extension. My name is Franz Niederholzer. I am a tree crop farm advisor. I work in Yuba City. My office is in Yuba City and I have an office in Colusa as well. So I work in Colusa, Yuba, and Sutter counties.
Evet hocam. Thank you. Thank you. Bu kul görmüş olduğumuz bahçe oldukça büyük bir bahçe. Mekanik hasat ediliyor. Bu bahçedeki anaçlar hangi anaçlar acaba onun hakkında? The root stock for this. Here is Lovell. Lovell peach. Lovell peach. Yes. Lovell şeftali. Şeftali anacı. Burada GF677 var mı burada da? Yok. GF667. No, but we use other peach almond hybrids. Kullanmıyoruz ama diğer şeftali elma hibriti kullanıyoruz diyor. Bu buranın dikim sıklıkları ne kadardı? He's asking the spacing for this orchard. This one is 22 feet across and 16 feet down the row. 20 fite yani yaklaşık 7 metre aralık şeyde üzerindeyse yaklaşık olaraktan 5 metre. Ve 7'ye 5. Bazı bahçelerde 5'e 5 gördük. Bu değişik bu çiftçinin durumuna göre de bu değişebiliyor mu birkaç metre? He says he sees. Hepsi standart mı? Anaca göre değişiyor mu? 16 to 16 in some places. Is it depends on the orchards or? It does depend. Part of the reason is we dry our nuts in the sun on the orchard floor, so we cannot have we cannot plant them too close together. Mm-hmm. They won't dry. And now it's very good drying weather, but you know, a month from now when the pollinizers come off, or a month and a half, if we have rain, you need to have space in the orchard for drying. Mm-hmm. You can. So the tightest I've seen is 20 feet. Şimdi biz burada bu işte bademleri, meyveleri arada kuruttuğumuz için diyor, çok fazla yaklaşmasını istemeyiz diyor. O yüzden diyor. Aynı zamanda kurutma şeyi olarak da kullanıyorlar arayı. Arayı kurutma için kullanıyoruz. Çok yaklaştırsan. İsmini hocamızın ismini arası demin söyledi ama anlayamamış olabilir. Sen söyler misin? İsim söylesin. Söyledi orada. He, tamam. Burada arada kullanma olarak, kuruma olarak kullanıyorlar. Aha. Ve şu an burada görmüş olduğumuz bu şeyden, spring sisteminden vazgeçiyorlar. Bu gövdelere değdiği zaman mantarı hastalık yaptığını söylüyor hocam. Yani demek ki şeyde normal damlama sistem diğerine göre bazen daha avantajlı oluyor. Çok fazla su verdiği zaman sprinkle damlamaya göre çok fazla su verdiği için suyu toprak hemen çabuk çekemiyor. Evet. O yüzden damlama yavaş yavaş verip yavaş yavaş aşağı inmesini sağlıyor. Yapmış olduğu bu spring'te de spring geriye doğru dönüp ağaç gövdesine de değirmiyorlar. Tabii. Yani şurada direkt ağaca gelmesini engelliyor. Evet. Şöyle çatal bir şekilde ağacın kenarına gitmesini sağlıyor. Şu şekilde açıyor. Evet. Doğru. Chandler bahçesi. Tulare. Two plantings of Tulare. İki tane Tulare. Gillette. Bu Gillette mi? Aha. Evet, bu yeni bulunan çeşit Gillette. To look at, and the majority of the planting is Chandler. Büyük çoğunluğu Chandler. Şu görmüş olduğumuz bu Tulare, değil mi? This Tulare. 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 Burası 7'ye 5 dikili aşağı 7'ye. Şöyle bir sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, evet 7'ye 5 dikilmiş aşağı yukarı şey vadisi. Bu kök kanserini gördük bu şeylerde birkaç tanesinde. Burada biraz yaygın mı? Dün de görmüştük ama. Bu paradoks araçlardan mı kaynaklanıyor acaba? Because of this paradox, rootstock, the drunk call. I guess paradox is more vulnerable to crown gall. There's research being done to try to reduce crown gall in paradox. Paradox is a better rootstock, better production than black. Most growers are still planting on paradox, but they're working very hard to improve, to reduce and manage crown gall. Evet, yani bu paradox biraz daha buna hastalığa diyor, daha hassas diyor. Ama diyor çok iyi bir şekilde ürün veren bir çeşit olduğu için diyor. Sadece o hastalığı azaltacak çalışmalar yapılıyor diyor. Yani paradokstan geçemiyorlar. Ne yapıyorlar onun mesela kanserli olan bir ağaca neler ne yapıyorlar? When you have the crown call, how do you treat it? Expose the
the gall. Aha. And then chisel it away. Kanser olan yeri açıyorsun, ondan sonra kesiyorsun. And then burn around the. Ondan sonra yakıyorsun. Yakıyorsun. To kill all the tissue. Bütün o dokuları öldürecek şekilde yakıyorsun. Yani kanserli bölgeyi kesiyorlar, o bölgeyi temizliyorlar. Temizledikten sonra o dokuları öldürecek bir şekilde geziyorlar. Ama burada bu da çit bahçe. Buradaki sırt dikimin özelliğini, sırt dikimin özelliğini tekrar sorar mıyız? So sırt, please asking why you planted on the berm? Berm. Same reason. Walnuts, Paradox in particular, is very sensitive to Phytophthora, to root rot, and the berm, and the ground is very. We have it's a nice, a pretty good a gravelly, sandy loam, gravelly loam. But at 18 inches, 2 feet, there's a heavy clay layer, so the soil doesn't drain very well. It runs off, but it doesn't drain. So, tabanda biraz ağır kil var diyor. Bazen de bu da Phytophthora diyor, biraz hassas olduğu için diyor Paradox. Biz aşağıda o kile yaklaşınca su aşağı doğru çok iyi süzülmüyor. Evet. Süzülmediği için biz bunları bu şekilde yastıkları yaparaktan diyor, biraz tabandaki kil bölgesinden yukarıda tutmaya çalışıyoruz diyor. Evet, yani nemli sudan yüksekte tutmak için süzülüyor. Yani süzek topraklarda sırt dikimin önemi yok. Bu buradan ama ağır geçirmez topraklar. Is well drained, you don't need this. Evet, yani burada da geçirgen topraklarda sırt dikimin önemli olmadığını söylüyor. Ağır su zaman zaman kışın aşırı yağışlarda da burada su yüzeye çıktığını söylediler zaten. Sırt dikim tabii biz zaman zaman tartışıyoruz ama geçirimsiz topraklarda olabiliyor. Fakat daha süzek topraklarda gerekmiyor. Sulama sistemi genelde bu springle suluyorlar. Burası 4 yaşında değil mi? 3 years, 4 years old. 3 or 4. Very good soil. Perfect soil, nice sandy loam. Looks like sandy loam. Bu sulama çeşidi şöyle şuna yakalanıyor mu? Ha? Is prune this? I don't know for sure. Is it sand somewhere? Probably not. I'm not sure what that. Bunun meyve büyüklüğü ve meyve kalitesi çantlara göre nasıl bu solanının? The bigger nuts from the chantler? I don't know. I don't know. And it's hard on young trees because they have very few and they size better. Geç fidanlarda bunu söylemek çok kolay değil diyor. Çünkü çok az meyve olduğu için diyor, büyük meyveye olmuş olabilir diyor. Ağaç büyüyünce belli olacak o diyor. Normal. Meyve az olduğu için iri olması olabilir diye. Bu çeşidi erken hasat için mi üretiyorlar aşağı yukarı? They planting this for early harvesting. So this is a pest that we have, walnut husk fly. Walnut husk fly. Bu iç kurdu. Yaprak yeşil şeye giren husk. Husk'ımız bu yeşil şey. Bunu yiyen. Turn to fly. Yeah. When is turn to fly? I'll show the which. When? Turn to fly adult. About a year from now. So the larvae will bore out, fall on the soil, pupate, and they'll emerge about next early August. Bu larva toprağa düşecek, orada pupa haline gelecek. Gelecek Ağustos'ta
sineğe dönüşecek mi? Bu çeşidi erken hasat olduğundan dolayı mı tercih ediyorlar? Not so much on these. Bu yeni çeşit. So you use this for early harvesting variety. Yes. Evet. Ama uyanma tarihleri de bunun bayağı bir erken. O bir kıra riski oluşturuyor mu? Burada oluşturmuyor mu? So the early, this is an early leafing variety, so doesn't have any problem in the spring. Don't know yet. It's too soon to tell. Ya daha yeni bir çeşit olduğu için de bunu henüz daha söylemek için erken diyor. Ya yeah, bunun uyanma tarihleri peyinden aynı mı, yakın mı? Vine ile aynı diyor. 1-2 hafta önce diyor. Çantırdan. Çantırdan. He. Uyanma tarihi. That's mostly heat. Vine ile o erkenci çeşitlerle aynı diyor. Erkenci çeşit bu diyor. Evet. Yolda görmüş olduğumuz o bir kaç kanserli şey var ya. Onlarla nasıl mücadele ediyorlar? He seen some crown gall on the road when we coming here. So how do you treat them? We try to treat the smallest, youngest galls we can. So you do it fast. As soon as you see it, you treat. We take a razor knife and take a ring of bark out around the gall, remove that, and then we burn that tissue with a torch. I know. Daha önce dediği gibi mümkünse en küçük büyüklüğünü diyor. Hemen yakalayıp onu kesip etrafından böyle keskin bir şeyle o çıkardıktan sonra kanserli yeri ona alevle tamamen yakarak kıdavidir. Bu da bu. That destroys the vascular system, so it gets the blood vessels in the trunk, causes damage. So these are flies? The two that we looked at, the soft ones were flies, yeah. Bu sırtta dikimin, şu sırtın önemi ne? Biraz önce sordum ben onu. Yağmur süzülüyor dedi. Kökten mantar yapabilecek, kökün etrafında çok fazla nem kalması istemiyoruz dedi. Ana geçirgen olmayan topraklarda bu. Bu geçirgen yani. Burası. Tamam. Geçirgen de olsa etrafında kökün, ana kökün etrafından suyun çabuk süzülmesini istiyoruz diyor. Bunu geriye doğru şu tam yuvarlak değil. Evet. Tam yuvarlak olmadığı için buradan kesmiyoruz diyor. Evet. İyi, tam iyi kesilecek şey şöyle parmak kalınlığında falan tam yuvarlanmış, düzgün bir şekilde yuvarlak hale gelmiş yerden kesiyoruz diyor. Evet. Buradan veya buradan kesebiliriz. Şuralarda şuradan kesip arkada da şuralardan meyve tomurcuğu patlamasına neden oluyor. Kind of feel the stub up there where the cut was made. And what that tells it to do is to branch, and so then orası vurulan nokta. So 3, 4, 5 branches. See, si. Yes. 4, 5 branches in the second year. Yep. Like this. Yep. It goes about 6. About that. The ones that are lower, they grew after this cut on top. These all pushed about the same time, okay. But the upper branches are typically more vigorous, they're favored. Okay. They have more sunlight. Yeah. And the trees favors those more. So one, and this is exactly what they did. See this? Like this one. So one, this was cut about half of this shoot. And it made 1, 2, 3, 4, 5 branches. And lower fruiting ones, weak ones. But you'll notice that the end ones are always the strongest. See how much this one grew and how little these grew? Oradan kesip yan dal almış. Aynı bizim yapmış olduğumuz modifiye lider sistemlerindeki gibi. Ama ağaçlar tabii paradoks olduğu için de çok hızlı gelişiyor bu arada. Yani şeyler falan. That's the knife cut. And so this was a little short piece of wood, about 6 inches long, with 2 buds on it. Okay. So they put it in, and it basically, the blood systems fused, and it healed. And so then it grew. This one never ever healed. O daha önce aşı da bir düşük yapmış, aşı olmamış. About 2% of them failed. Tekrar üzerine iki gözlü olan bir aşı koymuşlar da, şu kadar büyüklükte diyor, iki gözü olan kaleme koyup aşılandı diyor. O ilk diktiğimizde aşılı şeydeki aşı öldüğü için diyor, tekrar olduğu yerde aşılanma yapıldı diyor. Grafted? Yes.
Evet, yaklaşık 15 yaşında bir Howard bahçesi. Bunun dikim sıklığı ne kadardı? These are probably around. Bize söylenilen, buna bir şey yapamıyoruz fakat buna dayanıklı araçlar biz geliştirmeye uğraşıyoruz. Yeni bir araç bulmuşlar. Hocam siz daha iyi biliyorsunuz, ismini oradan söyler misiniz? Dr. Fritz. Dr. Fritz, evet, bu 8 senelik bir uygulamada sonuçlarını tam olarak alamadık dedi ama bu umut vadeden bir anaç olduğunu söyledi. Tuzluluk sodyuma daha dayanıklı bir anaç ve hızlı gelişen bir anaç olduğunu söyledim. Buradan daha nehir boylarına indiğimiz zaman erik üzerine, erik anacı üzerine daha böyle sıkı, geçirimsiz topraklarda da o anacı kullanıyorlar. Yani burada da aslında bizim nasıl GF77, 677 kullandığımız gibi, badem, şeftali anacı kullandığımız gibi erik anacı burada da var, daha ağır topraklarda. Bunları kullanıyorlar. Yani sonuç itibariyle doğayla mücadele edemiyor ama doğaya uygun çeşitler bulup başarılı olmaya uğraşıyorlar. 12 Ağustos Sacramento'dan badem hasatını hep birlikte gözlemledik. Bademin üretildiği, bu Kaliforniya'daki en fazla üretildiği bölgelerden birisi mi burası? Ona bir sorar mısın? So this county is the walnut, highest walnut production in the California. In this county? No. I think the biggest is in where Joe Grant is. Stockton. Stockton. En fazla Stockton'da. Bademin üretildiği bölge. For almonds. Oh. Almond. Yeah. The biggest production is Fresno or Kern County. Fresno bir de Kern County en fazla badem üretimi. Oradaki üretilen çeşitler de burayla aynı mı? Burada non-perial ağırlıklı %40 olduğunu söyledi. Same orada. Very similar. Çok yakın. Çok benziyor. The weather is much warmer down there. Hava daha sıcak, ılık. Orada. And less evet. Rain. So spring conditions are much more equal. So there are blocks that are 50% Monterey and 50% nonpareil, because they only need one pollinator. Everything blooms together. Here, our weather in the spring goes up, it'll be nice and warm, it'll cool off, and the pollinators and the nonpareil don't always respond to the weather. Mm-hmm. So that's why we have extra, we have three pollinators here, whereas down south they only need one. We don't need three pollinators every year, but if you have an orchard for 20 or 25 years, there are some years you need all three of them. Just in case. Yes. So that's why we have, many orchards will only have two pollinators, but for big orchards where you have, at harvest, there's no problem with a little bit here and a little bit there, many growers have three pollinators. And down there, you use only Monterey for the pollinator? Lately, you know, things change over time. Mm-hmm. Right now, the big thing is Monterey. Monterey, half Nampre. Yeah, but that was big. Pardon me. That was big to the Chinese market, the in-shell market, to China and India, because the price of almonds has gone up. Those markets not really interested in in-shell so much or in almonds. So we'll see if there is a move away from, by the buyers, away from Monterey. There are so many doubles in Monterey. When you're selling the kernels, it's no good because the doubles are not very pretty, the split nuts. But when you're selling them in shell, doesn't matter. But so we'll see. Aşağıda sadece bir tane hava, iklim baharda hep belli bir şekilde düzenli gittiği için bir tane tozlayıcı yetebiliyor diyor. Fakat burada diyor. Fakat baharda iklim bir soğuk gidiyor diyor. Mesela bir ılık gidiyor diyor. Bir daha sıcak gidiyor diyor. Genelde o yüzden diyor bu farklı dönemlerde aşağı yukarı indiğinde nonpareil'in çiçeklerini tozlamak için farklı zamanlarda tozlayacak bir sigorta lazım. Sadece bir tanesiyle tozlayamayabilirsin diyor. Bazı yıllar diyor normal gittiğinde diyor bir tanesi yetiyor ama diyor
Mesela 3-4 yıl tek bir tozlayıcı yetebiliyor diyor. Ama diyor arada bir anormal dönemler aşağı yukarı havada değişiklikler olduğu zaman iklimde bunu tek bir tozlayıcıyla kullanmak riskli olur diyor. O yüzden diyoruz burada diyor. Çoğu zaman bu diğer ekstra tozlayıcılar bir işe yaramıyor da olabilir diyor. Evet. Normal giden yıllarda ekstra normal tozlayıcılar yaramıyor olur. Normal giden yıllarda karmel yetiyor gibi geliyor burada. Aşağıda fakat Monterey'i kullanın diyor. Aşağıda Monterey yarı yarıya. Monterey eskiden Hindistan ve Çin pazarında iyiydi diyor. Çünkü onlar diyor kabuklu alıyordu diyor. Daha sonra fiyatları yükselince onlar almaz oldu diyor. İç sattığınız zaman diyor Monterey'de çok fazla çit çıktığı zaman diyor. Çit iç çıkınca diyor bu görünüşü güzel olmayınca pazar değerini düşürüyor. Pazar değeri düşük ama kabuklu sattığın yerlerde bunun içi gözükmediği için diyor Çin ve Hindistan pazarında bu rahat gidiyor diyor. Son zamanlarda pazar değişince Çin ve Hindistan pazarı daralınca bu Monterey'in de diyor işli iç olaraktan çıkarıp da bir yere satma olasılığımız düşünce şimdi Monterey'den yavaş yavaş vazgeçilip Carmel'e dönüşüyor diyor. Monterey'nin yeni Carmel alıyor ben yani, öyle anlıyorum. So, you're replacing Monterey with the Carmel now. In the south, you know, for the pollinizer, it's a. I don't know for sure what they're doing down there. I know that for many years, 50% nonpareil, 25% Monterey, 25% Fritz was very popular. Mm-hmm. Some orchards are planted, as I said, 50-50 nonpareil and Monterey. There is no one sure thing. Many growers will have a range of different pollinizers in place just because they can sell all the different varieties and they don't want to have all one have all their each of the pollinizers has its own problem. Mm-hmm. So they spread their risk by using different pollinizer sources. Her tozlayıcının kendine göre daha önce %50 %50 dediğim gibi Monterey nonpareil kullanmıyorlardı. Şimdi %50 tozlayıcının içerisinde yarısını Monterey, yarısını Fritz de kullanıyorlardı diyor. Şimdi diyor kesin böyle bir şey yok. Şunu kullanıyorlar diye diyor. Her tozlayıcının kendine göre farklı riskleri olduğu için diyor. Bir de diyor bunların hepsi satılıyor diyor. Hepsi satıldığı için diyor herkes diyor farklı çeşitlerden kendine göre diyor riski dağıtmak amacıyla bir de hepsinden diyor farklı farklı çeşitleri tozlayıcıları da kullanaraktan diyor bahçelerinde sadece bir tane değil birden fazla çeşide yer vermek istiyorlar diyor. Hı. Ama kesin şudur demek diyor böyle bir şey yok diyor. Nonpareil burada genelde kabuklu olarak mı satılıyor iç kırılarak mı satılıyor? You sell nonpareil here to the market in shell or meat? Both. İkisinde. İkisini, ismini, soy ismini söyler misin hocamızın? Yediye 3,5 metre. Sen çok fazla hareket etme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye 3,5 bir bahçe. Center bahçesi. Ortalama 7-8 yaşında.
Amerika'da bu tip bahçelerden bir hayli var. Sık dikiminde ne kadar güzel ve etkili olduğunu da burada hep birlikte görmüş oluyoruz. İşte zamanı ekonomik kullanma adına dikimler genelde sık. Fakat yanlamasına şöyle görmüş olduğunuz gibi ağacımız birbirine geçmiş. Şöyle yandan çekebiliriz. Bak şuralar. Şuraya gelebilir miyiz hocam? Şöyle. Şuralar şöyle birbirlerine geçmiş. Hiçbir zararı yok. Bizde Türkiye'de dediğimiz gibi ağacın birbirine geçmesinin hiçbir zararı yok. Sadece yedi olan kısmı açıyorlar. Buradan traktörle veya diğer ekipmanlarla işliyorlar. Güneş ışınları buradan giriyor. Fakat ağaçlarımız boydan boya birbirine 4 ve 3,5 kısımları geçiyor ve mükemmel de bir verim var. İşte görmüş olduğunuz gibi Kaliforniya'da bugün ayın 11'si 11 Ağustos. 11 Ağustos 2014 Kaliforniya Sacramento'dayız. Evet, 7 yaşlarında bir çantır bahçesi. 7'ye 3,5 dikili. Evet değerli arkadaşlar, bu görmüş olduğumuz bahçe bir nonperiyer bahçesi. Tabii bahçe oldukça büyük bir bahçe. Yaklaşık burada dekarlar binlerce yani dönüm. Yani burada 50 dönüm 100 dekar gibi oldukça az. Burada ceviz bahçeleri yanında badem bahçeleri de çok büyük bahçe ve zaten tamamını mekanik yapıyorlar. Az önce görmüş olduğumuz gibi hasat makinelerle, sarsıcılarla gövdeden sarkıp süpürge makinesini süpürüp ve tekrar bir toplayıcıyla alıyorlar. Burada Amerika'da az önce yapmış olduğumuz söyleşide de en fazla dikilen bademlerin başında da nonperial geliyor. Nonperial tabii burada pazar değeri yüksek, içi çok daha iç değeri %60 belki daha fazla olan bir çeşit. Bunun da iç ve dış olarak satmasının çok kolay olduğundan dolayı bu bölgeye de oldukça fazla uyum sağlamış. Şimdi biz Kaliforniya Sacramento'da gezerken burası bizim İzmir'i düşünelim. İzmir gibi bir havası var. Dolayısıyla burada çok fazla aşırı derecede kıra riski yok. Belki zaman zaman nonperial bize diğer bademlere göre erkenci gibi olabilir ama burada çok fazla aşırı derecede bir kıra riski olmadığı için bu erkenci bademlerde çok fazla problem yaşamıyorlar. Ama burada bize enteresan geldi iç badem olarak konuştuğumuz hocamızda da 300 ila 350 kilo iç badem alabiliyorlar. Yani bu da tabii iyi, oldukça güzel bir miktarlar. Burada şeyde de bademlerin bahçelerde de ağaçların üzerinde görmüş olduğumuz gibi doğru bir tozlamayla gerçekten çok mükemmel ekonomik değeri yüksek bahçeler var. Fakat bizdeki kültürle buradaki çok farklı. Biz zaten bazen zaman zaman işte badem su istemez, işte zayıf topraklara badem ekelim. Daha suya dayanıksız, az bakım istiyor falan. Burada da tam tersi. Badem gerçekten belki zayıf gibi görülen topraklara da ekiliyor. Zaten burada tamamı ova buranın ama bademe sulamasını muntazam bir şekilde haftalık sulamalarını yapıyorlar. Bitki besin elementlerini, azot, fosfor, potas, makro ve mikro bitki besin elementlerinin tamamını yapıyorlar. Bunun sonucunda da karşılığını alıyorlar. Dikim sıklıkları da çok güzel söyledi. Bu 7'ye 5, bazı bahçeler 6'ya 5, 6 da olabiliyor. Arayı biraz 7 metre bırakmaların çok mantıklı bir sebebi var. Çünkü burada silkeleme makinelerini az önce gördün, yan da geçebiliyor. Geçsin diye silkeledikten sonra bademi ortaya, şu görmüş olduğumuz ortaya yığıyorlar. Burada badem bir hafta 10 gün belki daha fazla duruyor. Çünkü hava burada oldukça sıcak. Bademi aslında yerdeyken kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra diğer kurutma işlemlerine pek fazla gerek duymadan burada hasat edebiliyorlar. Dikim sıklıklarını da aslında makineleşmeye göre yapıyorlar. Sonuç itibariyle burada tamamı girdi maliyetlerini düşürmek için, çünkü burada işçilik maliyetleri çok fazla. Bademde de dikim sıklıklarını makineleşmeye göre yapıyorlar. Ama tabii diğer ceviz konusunda da gezdiğimiz bahçelerde gördük. Onda olduğu gibi bademde de çok başarılılar. Gerçekten bademin de dünyada en fazla üretilmiş olduğu yerlerden biri bu Kaliforniya. Zaten cevizin ve bademin aşağı yukarı %90-95'lik bir bölümünü olduğu gibi burada üretiyorlar. Büyük dev ceviz ve badem bahçelerini burada bulabilirsin. Zaten genelde çok fazla küçük düşünmüyorlar. Girdi maliyetleri de düşürme adına. Çünkü Kaliforniya Türkiye'nin belki Sacramento Vadisi Türkiye'nin yarısı büyüklüğünde
kadar olabilir. Çok büyük bir ovan. Burada topraklarla alakalı da bir sıkıntı yok. Gerçekten çok büyük, devasa topraklar var. Burada çiftçilerin toprakları da gerçekten de büyük. Yani bizdeki gibi çok fazla sınırlı değil. Tabii büyük çapta yaptıkları için girdi maliyetlerini bir o kadar da düşürebiliyorlar. Bunları ceviz olsun, badem olsun burada ürettikten sonra dünya pazarına zaten çok büyük bir bölümünü de dünya pazarına sunuyorlar. Diğer şeyde oldukları gibi tamamen bu bademde de bilimsel çalışıyorlar. Badem araçları üzerine uzun uzun konuştuk hocamızla da. Yeni araçlar tuz. Buranın en büyük problemi Sacramento'da tuzluluk. Yeraltı sularının 30 metreden sonra 100 metre civarında çıkanların tuzlu olduğunu söylediler. Bu biraz bize problem teşkil ettiğini söylediler. Yerüstü sularında yeterli olmadığını söylediler. Sonuç itibariyle tuzluluk problemi burada da var. Bunlara ne yapabilirsin diye sorduğumuzda evet, Howard bahçesi. Howard tabi biraz daha sık dikilmiş. Sayıyor Rick. Hızlı bir ağaçtı. Hacking, you should turn brown here. I don't have a knife, so you can turn them up, but probably. Here's a crown ball. Burada. Evet. Evet. Şimdi, burada görmüş olduğumuz tekrar. So that's where they removed the bark. So the gall was right here. They removed the bark. Then they burn the tissue and the healthy wood is starting to grow back. Kanserli bölgeyi temizledikten sonra yakıyorlar, değil mi? Odunu kesiyorlar, yakıyorlar. Ondan sonra o kabuktan tekrar büyüme devam etmeye başlıyor. Kabuktan tekrar ağaç normal again. Switch. It's covering this all. Yeah, this healthy tissue will begin to cover over and in 10 years it'll close it up. Yaklaşık 10 yılda o kısmı o kabuk büyüyerekten kapatacak diyor. Orayı onarıyor yani kanserli kısmı onarıyor. Demek ki burada kanserli olan ağaçlarda da erken teşhiste ve yerini temizledikten sonra tedavi yapıp yaktıktan sonra bir sıkıntı olmuyor. Ağaçlar burada erken bir ayda gördük ama yani bunun tedavisi yapıldıktan sonra da ağaçlar normal verimine devam ediyor. You burn the tissue bark too? Around. Not the phloem? Not this. Just heat this up. But once you've surgeried and taken out the bark with the razor knife, it's very easy to heat it and clean it and dry it. You don't burn this part? No. Just here? Right. Sadece o kenarı, şurayı, bu phloem'i de yakmıyorsun, burayı da yakmana gerek yok. Sadece kenarı yakıyorsun. Kenarı yapmam yetiyor. Bu bahçedeki dekar başına aşağı yukarı tekrar şey yaparsak verim, bu Howard bahçesinde 15 yaşında bir dekardan kaç kilo civarında bir ürün? For this orchards, for this particular orchards, how much production do you think you can get? 5,000 to 6,000. These are very yield very well. 5,000 to 6,000 per pounds per hectare. Per acre, per hectare, which is pretty close to kilos per hectare. 500. 500 kilo. 500-600 arasında. 5-600 kilo civarında dekara buradan normalde Amerika'da verim alınıyorlar ki 5-6 kilo, 5-600 kilo oldukça iyi bir. And this is whitewash for sunburn. Bu beyaz Gün ışığı. Gün ışığını yansıtmak için. Güneşten korumak için. Evet. That's clay? Yeah, kale and clay. Kale. Usually trade name here is surround. Buradaki güneş ışınları şuraya düşüyor ya, şu kadar düştüğü zaman bunun havalanması için yeterli oluyor herhalde. Değil mi? Bir Richke sorar mısın? Is good enough to get for aeration? Yes. Şu havalanma buna şu an için yeterli değil mi? Bu sıklık bu bahçede normal mi? Sorar mısın yani şu havalanma sistemi bu bahçe kaç yıl daha aynı sistemde gider? Bu havalanma sistemi verimi düşürmüyor yani. Değil so, mi? So,
the air circulation on this spacing is good? It's okay. And the light penetration is okay, but pretty soon they'll come in and hedge this. Şimdi Howard'ın burada Kaliforniya'da dikilen çeşitlerin çok büyük bir bölümü, ortalama %70'lik bölümü Chanter, %14 Tulare, %9 civarında da Howard gidiyorlar. Chanter gitmelerinde çok önemli bir sebebi var zaten, kendileri de haklılar. Howard burada, Chanter burada uyum sorununu aşmış bir çeşit. Yani yapraklanma tarihleri uyuyor, hasat tarihleri uyuyor. Burası da bizim Türkiye'nin İzmir, Aydın yöresi gibi. Uzun dönemde Chanter'ın doğası gereği en uzun dönemde hasat olan bir ceviz. Bizde belki de İç Anadolu bölgesinde bazı bölgelerde 1000 rakamın üstünde Chanter olmayabiliyor ama Amerika'nın öyle, Kaliforniya'nın öyle bir derdi yok. Onun için bizim burada Chanter'dan bir şekilde vazgeçemiyorlar. Az önce Solana diye bir çeşitleri var. Onu gösterdi. Tulare ve diğer çeşitleri de gösterdiler. Yeni yeni çeşitler de bulunuyorlar ya, çok büyük de zaten $500,000 kadar da bu seleksiyona para ayırdıklarını dedi, söyledi. Yeni çeşitleri, fakat hızlı geçiş yapmıyorlar, risk almıyorlar. Şu anda buldukları Ford, Gille, Juliet, Solana, Ivone gibi çeşitleri de yavaş yavaş geçiş yapıyorlar. Chanter'dan hızlı bir şekilde vazgeçemiyorlar. Ama burada da çiçekli dikimi bir hayli gördük. Bizim burada gözlemlediğimiz şu, çiftçilerle kooperatif Rick'in dediği gibi çiftçilerin arasında, özel sektörün arasında hafif böyle bir ticari amaçlı çok ufak tefek ayrılıklar var. Mesela biz burada büyük bahçeleri bağısını 7'ye 3,5 gördük, 7'ye 4 gördük, 8'e 4 gördük, 8'e 5 bahçe gördük falan. Fakat Rick gibi, Jenny gibi bu işi kendine daha fazla bilimsel olarak adamış öğretim görevlileri de, yani 7'ye 5, 8'e 5 veyahut da 8'e 6 gibi de olur, daha fazla güneşlenme ihtiyacını da karşılasın diye de düşünüyorlar. Fakat şunu da çok fazla da seyrek dikimi, 8'e 8, 10'a 10 gibi dikimleri falan kesinlikle de düşünmüyorlar. Çünkü girdi maliyetlerini başka türlü düşünemiyorlar. Yani biraz da dekar başına verimi arttırmak istiyorlar. Zaten bizim burada görüştüğümüzde hepsi de ortalama 500-600 kilo civarında. Bu bazı yıllarda çıkabilir diyorlar ama 10 yılların, uzun yılların ortalaması 500-600 kilo civarında dekar başına ceviz alıyorlar. Şu anda bulunduğumuz Howard bahçesi de böyle. Bunun Türkiye'deki verim karşılığı aslında 500 kilo aldığın zaman Türkiye'de ceviz 15 lira falan ama 10 lira olduğunu düşünürsek bile dekar başına 5 lira. Burada da ceviz aşağı yukarı $5. 5 dolara satıyorlar. Çok da ucuz değil. Türkiye'ye geldiğini falan da düşünürsen, yani buradan da çok büyük miktarlarda geliyor. 15 liraya falan da geliyor. Demek ki normal biz 400-500 kilo civarında eğer ülkemizde de bu verimi alabilirsek gerçekten de ticari bir iş yapmış oluruz. Bu Howard bahçesi, biraz sonra Chanter bahçesi ve diğer bahçeleri de gezeceğiz. Biz burada bahçenin dikiminden sulanmasını, gübrelenmesine, budanmasıyla alakalı çok güzel tartışmalarımız oldu. Zaten bizim Türkiye'de yaptıklarımız da benzer. Fakat burada tabii kendine özgü bazı değişiklikleri var. Bunlar cevizden bizden bilimsel olarak araştırmada gerçekten önderler. Bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Mesela Türkiye, biz cevizden ana vatanıyız. 5000 yıllık bizde çöğüller, tohumlar bulunmasına rağmen cevizin ana vatanı diye bazen zaman zaman övünüyoruz ama övüneceğiz mi, yerineceğiz mi tam olarak da anlayamıyorum. Sebep şu, biz cevizin ana vatanı olan ülke 76 milyon nüfusumuzu doyuramıyoruz. %70'ini dışarıdan ithal ediyoruz ve Amerika'dan, Kaliforniya